Yani partimizin bir kapatma davası vardı. Böyle biz bunu boşa çıkartmak adına Yeşil ve Sol Parti ile seçimlere girdik. Ama bu süreçte HDP olarak sandık görevlisi veremediğimiz için resmi olarak müşahit Yeşil ve Sol Parti üzerinde müşahitler vereceğiz. Sandık güvenliğini korumak için. Duyarlı halkımıza sesleniyoruz. Sandık güvenliği çok önemli. Gelin bu süreçte hep birlikte sandıkları koruyalım. Çünkü AKP iktidarının ne yapacağını bilemiyoruz. Daha önceki deneyimlerimiz var. Hatırlarsanız 3 milyona yakın mühürsüz oyları kabul etmişlerdi. Yani biz seçim kuruluna güvenmiyoruz. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bu süreçte halkımızın yanımızda olup bu sandıkları korumamız lazım ve ıslak imzalı tutanakları almamız gerekiyor. Sandıklarımıza sahip çıkarsak biz Malatya'da bir vekil ya da iki vekili şu an zorlayacak kapasitedeyiz. Büyük bir aksilik olmasa, oylarımızı çaldırmazsak biz Malatya'da bir vekil çıkarıyoruz. Bunun önünü açmış durumdayız. Eğer ki biz bu süreçte partimize sahip çıkarsak, oylarımıza sahip çıkarsak biz bunu mutlaka aşacağız. Sandık güvenliğini dediğim gibi müşahit kartlarıyla biz bu süreçte sandık görevlisi, resmi sandık görevlisi veremiyoruz. HDP seçime girmediği için. Bu süreçte bizim yapacağımız tek şey müşahitler olarak sandık güvenliğini sağlamak. Halkımızın bu süreçte bize destek vermesi gerekiyor. Benim çağrımdır Malatya halkına ve duyarlı halklara. Mutlaka sandıklara sahip çıksınlar. Mutlaka bizden müşahit kartı alsınlar. Diğer partilerde biz pek bir beklentimiz yok. Biz ancak bizle marab olabiliriz diyoruz. Bizim yapacağımız tek şey müşahit kartı alıp sandık güvenliğini sağlamak, ıslak imzalı tutanakları almak ve o sandık ilçe seçim kuruluna kavuşana kadar, teslimatı yapana kadar, tasnifi yapana kadar o sandığımızı takip etmemiz gerekiyor. Partimize sahip çıkalım. Bir tane milletvekili en azından meclise gönderelim. Burada biz bir devrim yapmaya hazırız. Halkımızla birlikte, halkımızla omuz omuza vererek biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve mutlaka bir vekil çıkaracağız.